Ben bu haberi aslında ODTÜ kampüsünde vermek istemiştim size. Bugün Perşembe günü. Yarından itibaren tam kapanma var biliyorsunuz. İşte bu kapanma olacağı için de bu Perşembe günü dedik ki okula gelelim son kez. Hani açık havanın tadını çıkaralım, arkadaşlarımızla görüşelim falan. Sonra bir de öğrendik ki kampüsü kapatmış rektörümüz. Kapanmış yani. Sebebinden emin değilim. Galiba 1 Mayıs eylemlerini insanlar yapmasın diye hiçbir fikrim yok ama gerçekten hani tek derdim şu an okulda son gün ya, bir de bugün. Hani zaten vakit çok kısıtlı, 7'ye kadar. İşte trafik derken falan 5'te zaten ayrılmam gerekiyor. Tek derdim bir iki saat arkadaşlarımla oturup kahve içmek falandı. Her neyse, şu anda kampüse giremedik. Dışarıda bir yerden kahve alıp açık havada yine oturabileceğimiz bir park varmış. Oraya gideceğiz. Arkadaşlarımla vakit geçeceğiz. Yine de güzel bir gün olmasını çok istiyorum. Hah, geldiler bu arada. Hah, teşekkür ederim. Hoppa. Birdenbire kampüse girebildiğimizi öğrendik. Biz de hemen kampüse geldik. Çok mutluyum şu an. Son günümü ODTÜ'de geçeceğim için gerçekten çok mutluyum. Çünkü seviyorum yani burayı. Neden kampüse birdenbire girebildiğimizi ben de bilmiyorum açıkçası. Sadece arkadaşlarımız dediler ki artık giriyorlarmış. Polisler gitmiş dediler. Ben de dedim okey. Ve direkt girdik yani. Çok iyi oldu. Aa, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bize kurabiye verdiler pizzacı Altan'la. Artık 3. videonun şerefine kurabiye veriyorlarmış. Bugün pazartesi. Bugün bir tane midterm'im var. Galiba bugünkü midterm'i bitirdikten sonra, yani geçtikten sonra ilk midterm'ler tamamen bitmiş olacak. Hani ödevlerim yine duruyor ama en azından sınavlardan kurtulmuş olacağız. Bu hafta bittiği zaman, bu cumadan sonra tam bir haftalık bir tatile giriyoruz. Bu bir haftalık tatilde de böyle değişik planlarım var. Bu arada aslında bu bir haftalık tatil için ben acayip heyecanlanıyordum. Çünkü normalde ODTÜ'de böyle bir haftalık ara tatil olmuyor. Bu sefer ilk kez olacaktı Spring Break diye. Galiba normalde bu tatilde bir hafta boyunca şenlik yapmayı planlıyorlarmış. Bu da ilginç bir şey arkadaşlar. Normalde ODTÜ'de şenlikler çok uzun sürermiş. Böyle bizim ben görmedim öyle zamanları ama eski mezunlar falan söylerler hep. Atıyorum 2 hafta sürerdi şenlikler falan ve şenlik zamanı ders olmazmış, sınav falan olmazmış. Ve insanlar gerçekten şenliğe hem katılabiliyor hem tadını çıkarabiliyormuş. Bizim şenliklerimiz ben okula girdiğimden beri ya olmadı ya da çok kısa sürdü falan, böyle 2-3 gün sürüyor. Ve o 2-3 günde de dersiniz, sınavınız gayet devam ettiği için eğer bir ödeve denk geldiyse, ki benim mesela 2 sene boyunca öyle olmuştu. Tam böyle bir sınava ya da ödeve denk geliyor. Öyle olunca tabii doyasıya şenliğin tadını çıkaramıyorsunuz. Çoğu günler katılmıyorduk bile. Sadece böyle özel bir konser varsa falan katılıyorduk. Bu sene de ilk kez böyle şey planlamışlar artık. Hani Spring Break diye bir şey yapalım. Orada şenlik olsun. Ve insanlar normal ders ödev falan olmadan şenliğe katılabilsin. Bu arada bu bir söylenti yani, bunu böyle çıkıp rektör açıklamadı, bilmiyorum. Arkadaşlarımdan öyle duydum. Ama eğer öyle bir şeyse gerçekten iyi düşünmüşler. Her neyse, bu Spring Break tabii ki koronada geçtiği için bizde okul açık olmadığı için şenlik menlik tabii ki yok. Arkadaşlarımla tatil planı yapmıştık ve aşırı heyecanlıydım. Gerçekten o kadar çok bekliyordum ki bu tatili. Böyle bir villa falan kiralayıp gayet güvenli kendi aramızda bir tatil yapmayı planlamıştık ki bu tam kapanmayla birlikte bizim tatil planında yalan oldu maalesef. O yüzden Spring Break'te tamamen evdeyim. Ama yine de böyle değişik bir şeyler yapmak istiyorum. Şu tarz fikirlerim var. Bilmiyorum hoşunuza gider mi? Şimdi ben normalde Instagram'da arada bir canlı yayın yapıyorum. Bir iki kez falan yaptım sadece ve çok sevdim. Bu Spring Break'te yani bir hafta boyunca mesela her gün canlı yayın yapabilirim. Ya YouTube'dan ya da Instagram'dan. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Her gün böyle sohbetli videolar çekebilirim. Mesela bir gün ben insanlara sormuştum Instagram'dan, şöyle geri dönüşler almıştım. Mesela bir gün tamamen ilişkiler üzerine bir sohbet. Bir gün tamamen işte okul üzerine, Erasmus üzerine bir sohbet. Bir gün tamamen bambaşka bir konu üzerine sohbet falan. Böyle böyle her gün bol bol konuşmalı bir şey çekip yüklesem.
sizin de katılımınızla, tabii ki siz de bana böyle bir şeyler yazacaksınız, onları falan değerlendireceğiz. Böyle bir şey yapabilirim diye düşündüm. Madem bir hafta boşum, yani hem YouTube için de güzel değerlendirilebilir bu süre. Bu tarz fikirlerim var. Aşağıya lütfen yazın. Nasıl bir şey istersiniz benden görmek. Benim de bayağı hoşuma gider böyle şeyler yapmak. Yapması acayip kolay ve gerçekten çok lezzetli olduğunu düşündüğüm bir tatlı tarifi vereceğim size. Ben de başka bir YouTube kanalında gördüm. Direkt birebir aynısını yapacağım. Sadece 3 tane malzemesi var. Hurma, fındık ve opsiyonel olarak üzerine çikolata eritip dökmek isterseniz de bir çikolata. Bu çikolatayı ben bitter çikolatanın daha çok yakışacağını düşünerek bitterle yaptım daha önce. Ama bitter çikolatayı eritmekte sorun yaşadım. O yüzden sütlü çikolatayla daha kolay yapabilirsiniz. Bu sefer öyle yapacağım ben. Tadı bu arada inanılmaz güzel oluyor. Özellikle böyle fındıklı çikolatalı tatlıları seviyorsanız tadı tam olarak onların karışımı gibi oluyor. Ben hurma da çok severim zaten. Yani hurma seviyorsanız ve böyle fındıklı çikolataları seviyorsanız, örneğin Nutella gibi, çokonat gibi falan, o zaman kesin çok seveceksinizdir. Hazırsanız başlayalım. İlk başta hurmaları suya koyup birazcık yumuşamasını bekleyeceğiz. Zaten 3 dakikada falan yumuşuyor. Yani benim videosunu izlediğim kadın 3 dakikada yapıyordu. Şimdi her yaklaşık 10 tane hurma içinde bir çay bardağı kadar böyle çekilmiş fındık gerekiyor. Kıvamı şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Size verecek çok güzel haberlerim var ve çok heyecanlıyım. Gerçekten şahane şeyler, şahane haberler aldım. Yaklaşık bir hafta önce ve bir an önce söylemek istiyordum ve şu anda söyleyeceğim. Söylemeden önce de şu tatlılar dondular bayağı dolapta. Önce onların tadına bakalım istiyorum. Şöyle bayağı böyle matlaşmış gözüküyorlar çünkü donmuş çikolata. Çok güzeller. Şimdi bayağı merak ediyorum tatlılarını. Bir de kahve yaptım. Bir akşam kahvesi içerken şunun tadına bakalım. Sonra bir akşam kahvesi sohbeti yapalım şimdi. Şöyle bir de yakından göstereyim. Çok güzel olmuş. Ben ayrıca. Acayip güzel olmuş. Ben çok tatlı seven bir insanım. Ve kesinlikle bunun tatlılığı acayip doyurucu yani. Böyle tatlıya doyuyorsunuz. Mutlaka yapın. Eğer tatlı seviyorsanız mutlaka deneyin. Bu denerseniz de benimle Instagram'dan paylaşmayı unutmayın. Ben de orada sizi paylaşayım.
O zaman ben hazırım. Eğer herkes hazırsa benim için, büyük dünya için çok küçük olan bu haberi veriyorum. Arkadaşlar ben bu haberi aslında ODTÜ kampüsünde vermek istemiştim size. Bir ağacın altına oturup size güzel güzel anlatmak istemiştim. Çünkü daha önce çok benzer bir haberi yine böyle ODTÜ kampüsünde bir ağacın altına oturup size vermiştim. Ve birazcık nostalji olsun istedim aslında. Ama yapamadık tam kapanmadan dolayı. Odamda anlatacağım size yani bunu. O da şu ki ben yeniden Erasmus yapıyorum. Ama bu sefer normal büyük Erasmus değil. Normal Erasmus dediğim şu, hani daha önce yaptığım Hollanda'ya gittiğim işte 6 aylık bir üniversitede eğitim gördüğümüz olan Erasmus değil de Erasmus stajı yapacağım bu sefer. Valla elimde olsa bir tane Erasmus yapmam değil. Yani tekrar normal böyle 6 aylık bir Erasmus yapmak isterdim. Ama döner dönmez zaten ne kadar istediğimi biliyorsunuz. Hollanda'dan gelirken de orada staj yapmayı çok istemiştim. Bunu biliyorsunuz, hani orada da araştırmıştım. Türkiye'ye döndükten sonra bile devam etmiştim araştırmaya. Ama bu sefer Hollanda'da değil. Bu sefer Berlin'e gideceğim. Almanya'da bir staj ayarladım kendime. Şimdi kısaca o süreçten bahsedeceğim size, nasıl bulduğumdan. Çünkü merak edenleriniz eminim olacaktır. Benim de söyleyecek çok da bir şeyim yok ama hani her şeyi anlatayım size. Öncelikle şunu söylemeliyim ki inanılmaz tesadüfen oldu. ODTÜ'de Erasmus programı başvuruları Şubat ayında gerçekleşiyor. Ben de tekrar Erasmus yapabilmek için Şubat'ı bekliyordum ve şöyle olduğunu zannediyordum. Şubat ayında ben başvurumu yapacağım. İşte İngilizce sınavına giriyoruz ya da ortalamanız şu bu falan filan derken başvurular bitiyor. Daha sonra hibe alıp alamadığınız, Erasmus programını hani kazanıp kazanamadığınız belli oluyor. Erasmus programını kazanırsam o sırada da zaten işte birkaç aylık süreçte Mart, Nisan ayı gibi falan stajlara bakarım Avrupa'da ve daha sonra bir tane staj bulmuş olursam ve Erasmus'ta kazanmış olursam tekrardan Avrupa'da bir yere giderim diye düşünüyordum. Fakat gelin görün ki işler şöyleymiş. ODTÜ'de Erasmus stajına başvurmak için direkt bir iş yerinden kabul mektubu almanız gerekiyor. Sanırım çok kalabalık bir üniversite olduğu için hani başvurup kazanıp ama daha sonra bir yer bulamayan insanları engellemek için direkt bir şirketin kabul mektubuyla başvurma şartı getirmişler. Bu yeni gelmemiş olabilir yani, muhtemelen önceden de böyleydi ama ben unutmuşum böyle olduğunu, hatırlamıyordum. Her neyse, sonra Erasmus'a bir başvurayım diye siteye bir girdim. Bizden şey istiyor işte, kabul mektubu. Ben de daha hiçbir yere başvurmamıştım bile ve gerçekten o kadar kolay da işlediğini zannetmiyorum. Hani çünkü ben çok fazla video izlemiştim daha önce Erasmus stajı nasıl bulunur diye. İnsanlar hep şöyle anlatıyorlar, işte belki 200 yere başvurdum. Sonra 30 yer falan bana geri döndü. Bir tanesi de oldu diye anlatıyorlar. Ben de o yüzden dedim ki hani herhalde ben bulamam. O yüzden hani neyse yani falan dedim. Hani bulursam tekrar giderim ama Erasmus'suz giderim diye düşünmeye başlamıştım. Sonra tesadüfen bir arkadaşım bana bir post attı. Bu postu da Erasmus Plus Türkiye diye bir Facebook grubu var. Oraya da böyle insanlar bir staj imkanı olduğu zaman vesaire ya da böyle farklı imkanlar olduğu zaman mutlaka paylaşıyorlar. O gruplardan bir tanesinde Berlin'de bir staj yeri ilanı gördüm ve aradıkları insanın da böyle çalışabileceği konular vermişler. Şu şu alanlarda çalışabilirsiniz diye. Tam da böyle benim yapabileceğim ve aslında gerçekten ileride de çalışmak isteyeceğim alanımla alakalı vesaire işler görünce ben bir mail attım. Ve her şey çok hızlı ilerledi. Ben onlara yazdım, onlar bana yazdı derken yaklaşık bir gün içerisinde ben onlara dedim ki başvurularım bitmek üzere, Erasmus başvurum. Son iki gün kaldı, bana hemen gönderin kabul mektubumu eğer beni kabul etmeyi düşünüyorsanız dedim. Kabul mektubumu gönderin ki hani Erasmus'a başvurabileyim. Sonra onlar da çok hızlı bir şekilde gönderdiler falan filan derken Erasmus'a başvurdum. Ve kabul de almışım. Gerçekten çok şaşırdım ben. Çünkü daha önce Erasmus yaptıysanız Erasmus puanınızdan 10 puan düşülüyor. Ve o yüzden hani bana çıkmaz herhalde diye düşünüyordum. Ama bir şekilde çıkıverdi. Sanırım pandemiden dolayı insanlar çok başvurmamış bu sene. Neyse, o yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yani Berlin'e gideceğim için böyle düşününce kalbim küt küt oluyor. Sadece şey, koşullar nasıl el verir onu kestiremiyorum. Çünkü yine dediğim gibi pandemiden dolayı belki mesela Almanya'da aşı isterlerse, aşı olmuş insanları kabul ediyoruz falan derlerse benim hani Türkiye'de aşı olma ihtimalim çok düşük, yok gibi bir şey Temmuz'un sonuna kadar. O yüzden o işler nasıl olur bilmiyorum. Vize işlemleri yavaşlamış olabilir o zamana kadar. Yani işler birazcık karışık olmaya da bilir ama ben şimdiden Berlin'de ev bakmaya başladım. Öyle söyleyeyim. Zaten çok az var düşününce. Yani şu anda işte Mayıs'a geldik ve Temmuz'un sonu gerçekten çok yakın. Ve ben çok heyecanlıyım. Öyle zaten gelişmeleri sizinle paylaşıyor olurum. Eğer bir aksilik çıkarsa gidemezsem ya da eğer gidersem zaten mutlaka haberiniz olur diye düşünüyorum. Yani üniversite bitmeden bir tane de şöyle yurt dışı stajı yapsam diyordum ve hani çok güzel denk geldi. Umarım her şey yolunda gider ve Berlin'e inmiş olurum yazın. Bakalım.
Belki de olmaz ama belki de olur. Emin değilim, bilmiyorum. Bu konuyla ilgili acayip fazla belirsizlik var. En büyük belirsizlik pandeminin getirdiği belirsizlikler, vize ve işte böyle aşı vesaire gibi konular. Diğer belirsizlikler de konaklamayla alakalı vesaire. Bunlar da her ne kadar ya bir şekilde bulunur falan gibi gözükse de aslında o kadar kolay olmadığını fark ettim. Bu tarz yerlerde konaklama bulmak gerçekten yani bir çaba istiyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi size anlatırken böyle tekrar heyecanlandım. Güzel olacak ya bence. Bakalım. Biraz da şey gibi hissediyorum. Önceki Erasmus'un pandemiye denk geldiği için. Yani bu da pandemiye denk geliyor teknik olarak ama. Böyle sanki hayat bana ikinci şansı veriyor. Al sana bir tane daha Erasmus. İşte bunu değerlendir falan diyor gibi hissediyorum. Bakalım. Şeye topla ve dizleri gerdir. Adımlarına gel, su bu. Karşıya doğru bak, rahat bir nefes al. Komşular da uyansın. Gel durmaya. Dön doğru bak. Derin nefes al. Sanki yukarıda bir çubuk oranda tutulmaya çalışıyor. Eller yere kırılmıştır, başlangıçta. You and I will always be back then. Ne istiyorsun güzelim? Aradığını bulamadı. Hadi git bakalım.